Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kristatalar hakkında konuşacağız. Bu kristatalar çok pahalı. Nasıl alabilirim? Neden bu kadar pahalı? Niye? Sebep? Yıllarınızı alıyor çünkü. Bu kadar nasıl güzel olabilirler? Nasıl şahane olabilirler? Size bir püf noktası vereceğim arkadaşlar. Şok olacaksınız. Buna bakmanızı istiyorum. Tabii ben bunları tıraşladım siz görün diye. Bunların her yerinde bu şekilde kanatlar vardı. Yani yaprakları vardı. Ben bunları böyle kırdım ve attım. Ne yaptım? Kırdım ve attım arkadaşlar ben bu ürünü. Ne yapıyorum? Ne kadar gereksiz ya da gerekli hormon türleri var. Hormon türlerinden 3 ya da 4 adet alıyorum arkadaşlar. Bu güzel çocuğu yapmak için bu yaprağı fıstıslıyorum. Ve bunu kaderine bırakıyorum toprağın üstünde. Kaderine bıraktıktan sonra gelsin böyle güzel kristatalar. Bunu size kimse söylemez arkadaşlar. Genetiğini bozarsınız. Ha, genetiğinde var mı? Var. Ama siz daha güzel kristalları elde etmek istiyorsanız hormonlama yöntemiyle bu ürünü yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte sağdan soldan artık kristal almanıza gerek yok. Sıradan bir yaprağı dahi yapabilirsiniz. Çok özür dilerim. Bakın onu koymayı unuttum. Size göstereceğim ben o yaprağı. Çok standart, koleksiyon olmayan. Biz şöyle söylüyoruz. Antalya sukusu. Yani Antalya o kadar meşhur ki ismini artık Antalya sukusu koymuş durumdayız. Yani biz öyle koyduk. Bir saniye bekleyeceğim sizi. Geldim. Şimdi arkadaşlar, bu bir normalde Antalya sukulenti. Böyle sıradan, kocaman olan var ya böyle avuç gibi olur. O sıradan. Yaprağını koparttım. Böyle toprağın üstüne koydum. Bıraktım yani. Her türlü toprakta olan arsız bir sukulent türü arkadaşlar bu. Bunu da öyle yaptım, bıraktım. Bakın. Bunlara hiç hormonlama yapmadım. Ama gelelim. Bunu hormonladım. Size gösterebiliyor muyum? Gösteremiyor muyum? Çok bir şeyim yok. Bak görebildiniz mi? Görebiliyor musunuz? Yani daha doğrusu biraz daha mı yaklaştırayım? Evet. Bu sanırım odaklanmıyor ama bu bir kristata olmuş arkadaşlar. Tek gövdeden. İki tane. Farkında mısınız? Evet. İki tane gösteriyor ama tek gövde. Ama bu tek yaprağın üstünde olmuş bir sukulent olmuş. Sıradan ücreti makul olan bir sukulent türü. Ama bu çok değerli bir tür. Neden? Nasıl yaptım bu türü? Hiç marka vermeden 3-4 tane değişik hormonla gıdım gıdım böyle tırnak gibi tırnak gibi küçük küçük sprey şişelerinin içine koyarak çalkalayarak 10 dakika bekleterek üstüne sıktım. Ne yaptım? 3 günde bir sıktım. 3 günde bir, 3 günde bir, 3 günde bir sıktığım için bir kristata oluşturdum. Bunun anasında kristata yok arkadaşlar. Hatta ben bunun size annesini göstereyim. Öyle bilin. Antalya sukulenti olduğunu. Gördünüz mü? Bu bir Antalya sukulent. Sizi beklettim kusura bakmayın. Ve ben bunu keseli 3 gün oldu arkadaşlar. Arsızlığa bakın. 3 gün. Görebiliyor musunuz? Şuralarında şeyler çıkmış. Kökleri çıkmış. Bu ürün, bu ürün arkadaşlar. Hatta hemen kıralım. İşte burasını, bu yaprağın burasını ben 3-4 çeşit hormonla hormonlayarak arkadaşlar kristata elde ediyorum. Yani öyle aman aman bir şey değil. Evet, zor mu büyüyor? Çok zor büyüyor arkadaşlar. Size anlatamam. Yani şu ürünüm benim 1 yıllık ürün.
tamına 1 yıl oldu. 1 yıllık ürünlerim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Tam tamına 1 yıllık ürün. Ve kullandığım toprak öyle böyle bir toprak değil. İthal, çok pahalı topraklardan bir tanesi. Ne yapıyoruz? Bu Antalya sukulentini koparıyoruz. Kopardıktan sonra 3-4 tane ucuz, pahalı, hiç fark etmez hormon alıyoruz. 3 günde, 2 günde, 5 günde, 1 haftada hatırladığınız gibi fazla abartmamak şartıyla küçük küçük tırnak gibi fıstığın içine katıyoruz. Çok az da bir su bardağı su katıyoruz, çalkalıyoruz, 10 dakika bekletiyoruz ve üstüne sıkıyoruz. Gelsin kristatalar arkadaşlar. Bakın ben bunlara hormon sıkılamadım. Böyle bir bebek oluştu. Yani bu oluştu. Yani bu değersiz. Antalya'da her yerde olan bir tür. Çiçek mi? Evet, çiçek. Değerli mi? Hayır. Aslında değerli değil. Ben hormonlarla bunu kristata yapıyorum. Yani kristata aslında hepimizin elinde. Bu şifreyi kimse size vermez. Ben söylüyorum arkadaşlar. Hormonlama yöntemiyle bu şekilde yapabilirsiniz. Sıkıntılarınız, herhangi çürümeleriniz, işte kışın benim bitkilerim don tutuyor, ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl koruyacağım, oradan oraya taşıyorum, olmuyor, işte şekli bozuluyor. Bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kaktüs Kraliçesi 07 diye. Oradan beni takip edebilirsiniz. İstediğiniz çiçekler varsa bakabilirsiniz. Salon çiçekleriniz, herhangi çiçeklerinizde çürüme, kuruma, yaprak sararması, bitlenme, böceklenme, her ne olursa olsun bana ulaşabilirsiniz. Yani standart bir Antalya sukusu ve kristata. Kristata elimizde arkadaşlar. Kristata yapmak kendi elimizde. Hormonsuz olan, hormonlu olan. Ben bunu inşallah size gerçekten gösterebiliyorumdur. Yoksa çok üzülürüm. Bakın tek gövdede bu şekilde kristata oluyor. Hormonlarla bozuyorsun genetiği. Mahvediyorsun, allak bullak ediyorsun ve bu şekilde bir tür ortaya çıkartıyorsun değerli. Arkadaşlar beni takip ederseniz çok sevinirim. Beğenilerinizi bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Kaktüs Kraliçesi 07'den de beni takip ederseniz Instagram hesabımdan da çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Canı gönülden, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum arkadaşlar. Herkes çiçeklensin diyorum. Çiçeklenemeyen benim Instagram hesabımdan çok özür dilerim. Çok yorgunum. Serada çalışıyoruz bir yandan da. Instagram hesabımdan beni takip etsin. Takip ettikten sonra bana eğer hediyeler istiyorsa onlara küçük küçük hediyeler de verebilirim. Hiçbir problem, eğer çoğalttıysak hiçbir problem ve hiçbir sıkıntı yok. Herkes çiçeklensin istiyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın.